Demirtaş, Milliyetçi Hareket Partisi, talimatlarına uymayan savcıları tehdit ediyor. Kobani davasında konuşan Selahattin Demirtaş, Bahtiyar Çolak'ın Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli'yi kendine referans olarak gördüğünü belirterek, Bahçeli, bu ülkede yürütmenin esas ortağıdır. Erdoğan sembolik bir cumhurbaşkanıdır, dedi. Avukat Cihan Aydın ise reddi hakim talebinde bulundu. HDP'li yöneticilerin aralarında bulunduğu 21 il tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani davasının 16. duruşması, Sincan Cezaevi kampüsünde görülmeye başlandı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın duruşmasına HDP'li milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda avukat ve izleyici katıldı. Sincan cezaevinde tutulan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise ses ve görüntü bilişim sistemi, SEKBİS, aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Kimlik tespitinin ardından dosyaya eklenen evrakların okunmasıyla başlayan duruşma, HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın beyanlarıyla devam etti. Bahtiyar Çolak'ın bütün aşamaları gözden geçirilsin. Demirtaş, dosyaya eklenen evraklarda aleyhine bulunan hiçbir belgeyi kabul etmediğini belirtti. Davanın eski mahkeme başkanı Bahtiyar Çolak hakkında hazırlanan iddianameyi hatırlatan Demirtaş, bu iddianameyi kabul eden ve bizi yargılayan Bahtiyar Çolak çok ağır ithamlarla yargılanıyor. Bizi yargılayan heyet başkanının tape kayıtları vahim ötesi. Benim ve arkadaşlarımın konuşmaları yargılanmanın konusu olurken, Bahtiyar Çolak'ın beyanları bu yargılamayı ilgilendirmeyecek mi? Çolak'ın başkanlık yaptığı bütün aşamalar gözden geçirilmeden bu yargılamaya devam edemez, dedi. Erdoğan sembolik bir cumhurbaşkanıdır. Selahattin Demirtaş şöyle devam etti. Çolak iddianamesinin kabulüyle birlikte anlıyoruz ki Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kendisinin referansı olarak görmüş. MHP'nin kendi talimatlarına uymayan savcıları tehdit ettiğini biliyoruz. Bahçeli, bu ülkede yürütmenin esas ortağıdır. Erdoğan sembolik bir cumhurbaşkanıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Kobani ve HDP kapatma davalarının bitirilmesi için açık açık çağrı yaptı. Bizim ceza almamız için açık açık mecliste çağrı yaptı. Bu davalar iktidarın bekası açısından olmazsa olmaz iki davadır. Çolak, devlet içinde devlet kurduk diyor. Şimdi bunu yok mu sayacağız? Heyetiniz Türkiye hukuk tarihine kara leke olarak geçecek ve siyasi postmodern darbe suçlusu olarak sayılacak bir mahkeme başkanına ortak olmak istemiyorsa, o iddianameyi buraya getirip şaibeler giderilinceye kadar ara verip duruşmaya devam etsin. Avukat Cihan Aydın, heyetiniz gerekli liyakati taşımıyor. Sonrasında avukat Cihan Aydın söz alarak, önemli bir aşamada olduklarını söyledi. Aydın, heyetiniz bu davaya bakmak konusunda gerekli liyakati taşımıyor. Heyetinizin dosyadan çekilmesini istiyoruz, dedi. Yargı muhalifler için bir tehlike oluşturuyor. Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu'nun Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı hedef gösteren açıklamalarını okuyan Aydın, bu açıklamalar mahkemenizin tarafsızlığını etkileyecek beyanlardır, diye belirtti ve iktidar ile yargının uzun yıllardır devam eden yakın ilişkisine dikkat çekti, yıllar içinde yargı iktidar için güvenli bir liman, muhalifler için ise bir tehlike olmuştur. Türkiye yargısı artık bağımsız değil. Bahtiyar Çolak'ın dava sürecinde iddianamenin kabulü, tanık ve müştekilerin dinlenmesi konusunda kararlar verdiğini hatırlatan Cihan, Çolak'ın suç örgütü üyesi olması nedeniyle mahkemenin tarafsızlığı konusunda bir endişe oluşturuyor. Görünen o ki bir mahkemenin bağımsız olması yargılananlar ve bizler açısından son derece önemli. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve AYM birçok kararında mahkemeye dışarıdan bakıldığında tarafsız bir görüntü sergileyip sergilemediğinin son derece önemli olduğunu belirtiyor ancak Türkiye yargısı artık bağımsız değildir, sözlerine yer verdi. Reddi hakim talebi. Davanın çeşitli aşamalarında mahkeme üyelerinin reddi taleplerinin haklı gerekçelere dayandığını ifade eden Aydın, heyetin sadece bu davaya özgülenmesi, heyetin tavır ve davranışları ortak bir akla dayanmaktadır. Bu koşullarda heyetinizin bu davaya bakmasının yargı etiğine aykırı olduğunu söylemek istiyoruz.
Eğer heyet davadan çekilmezse heyetinizi reddediyoruz. Çolak'ın CMK 135 kapsamın elde edilen TAPE kayıtları varsa HTS kayıtlarının istenmesine, Çolak hakkındaki ilk şikayetin kim tarafından ne zaman yapıldığına dair bilgi istenmesine, Çolak'ın bu davada tanık olarak dinlenmesine karar verilmesini talep ediyoruz, dedi. Avukat Cihan Aydın'ın beyanlarının ardından duruşmaya 13.30'a kadar ara verildi. Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kaleme aldığı Türkiye Partisi başlıklı yazıda HDP üzerine yapılan eleştirilere dikkat çekti. Demirtaş, HDP ineği kendisine batırıyor, batırmaya devam da edecek. Ama çuvaldızı da hak edenlerden esirgemeyecek elbette. Herkes HDP'ye ineği görüyor da kocaman çuvaldızı kimse görmüyor nedense. Şimdi biraz da çuvaldız zamanı, ifadelerini kullandı. Demirtaş'ın Diken'de yayınlanan yazısının tamamı şöyle. Eğer ki bir siyasi parti, bu topraklarda Kürtlere, Alevilere, Ermenilere yapılan zulümleri, haksızlıkları, hukuksuzlukları dile getirip ayrım yapmaksızın herkesin hakkını savunuyorsa, o parti için Türkiye Partisi değildir, deniyor. Bir parti, devletin vatandaşına çektirdiği acıları, köy yakmaları, faili meçhulleri, işkenceleri dile getirip bunlarla yüzleşilmeli, hesaplaşılmalı, diyorsa o parti için Türkiye Partisi değildir, deniyor. Dış politikadaki yanlışlarda, hükümetin yanında yer almıyorsa bir parti, o partiye Türkiye Partisi değildir, deniyor. Son terörist öldürülünceye kadar, değil de sorunları kimse kimseyi öldürmeden, konuşarak çözelim, diyorsa yine Türkiye Partisi olamıyor, o parti. Tek dil, tek millet anlayışına karşı çıkıp, hayır, bu topraklarda farklı diller, kültürler, halklar var, birlikte barış içinde yaşayabilmek için bunların tanınması gerekir dediğinde bir parti, sen Türkiye Partisi değilsin, deniyor. Amma ve lakin. Belediyelerden saraya, kamu şirketlerinden bakanlıklara kadar her yerde halkın parasını milyon dolarlarla cebe indirerek devleti soyup soğana çevirenlere rahat rahat Türkiye Partisi deniyor. Bu memlekette Türk'ten başka millet, Türkçeden başka dil yoktur diyenler hayli hayli Türkiye Partisi olabiliyor. Kürt'ün, Alevi'nin yemeğini yemeyin diyenler, onlardan alışveriş etmeyin diye bildiri dağıtıp pankart asanlar fazlasıyla Türkiye Partisi olabiliyor. Türkiye'nin bütün kaynaklarını, taşını toprağını bazen batılı şirketlere, yeri geldiğinde Arap sermayesine peşkeş çekenlere Türkiye Partisi denebiliyor. Hem de en Türkiye Partisi. Devleti mafyaya, çetelere teslim edip uyuşturucudan silaha kadar her türlü ahlaksızlığı devlet eliyle örgütleyip trilyonları götürenlere Türkiye Partisi denmesinde bir sakınca görülmüyor.